Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 2 Ocak'ta Türkiye saatine göre gece 21.35'te 12 derece Oğlak Burcu'nda yeni yılın ilk yeni ayı doğacak. Oğlak Burcu, öncü nitelikli toprak elementinin çok güçlü bir burcu olarak hayatımızda da güçlü kişilere ve güçlü yapılara aslında işaret ediyor. Liderler, yöneticiler, devlet mercileri, hükümet, otorite pozisyonundaki kişiler, büyük şirketler, bunlar hep Oğlak Burcu'nun sembolleridir. Ve an haritasında Aslan Burcu da yükseliyor. Aslan Burcu da bunu teyit ediyor. Aslan da liderler, ünlü kişiler, yöneticiler ve güçlü yapıları anlatır. Bu yeni ay demek ki ay boyunca daha fazla kişisel ve toplumsal alanlarda gündemimizi oluşturacak gibi görünüyor. Evet, Venüs Retrosu devam ediyor. Venüs Retrosu'nun da Oğlak Burcu'nda devam ediyor olması ve yeni ayında günler içerisinde Venüs'le ve ardından Plüto'yla Oğlak Burcu'na kavuşacak olması üzerimizde duygusal baskıların artabileceğini de işaretçisi. Geleceğimiz, kariyerimiz, toplumdaki duruşumuz, statümüz, hayatımızdaki sorumluluklar, görevler, en temel yapılarımız, bize maddi manevi güven veren yapılar Oğlak Burcu ile ilgilidir. Ve biz bu dönemde geleceğimizi daha fazla sorgularken doğal olarak da kaygıları, endişeleri, gelecek korkularını daha yoğun yaşayabiliriz. Venüs Oğlak Burcu'nda gerilerken hem kendimiz hem yakınlarımız, sevdiklerimiz, çocuklarımız, ailemiz, onların en temel ihtiyaçları ile ilgili, onların gereksinimleri ile ilgili, sorumluluk altında olduğumuz kişilerle ilgili özellikle kaygılarımız var, korkularımız var. Memnuniyetsizliklerimiz var, yetersizliklerimiz var. Tüm toplumda aslında burada Oğlak yeni ayı memnun olmadığımız, kendimizi yetersiz hissettiğimiz, hayatımızdaki yapılarda hani istikrar aradığımız, disiplin aradığımız, sorumluluk aradığımız, güven aradığımız yapılardaki eksiklikleri, memnuniyetsizlikleri fark edip buralardaki ihtiyaçlarımızı daha görünür bir şekilde belki talep edeceğimiz, etmek istediğimiz dönemleri işaret ediyor. Evet, iş kaygıları artabilir. İş kayıpları olabilir bu yeni ay döngüsünde. Kariyerde önemli değişimler söz konusu olabilir. Yine büyük şirketleri yönetir dedik. Yani şirketlerle ilgili toplumda dikkat çekici bazı dönüşümler olabilir. Bazı şirketlerin kapanması ya da bazı özellikle şirket yöneticilerinin, liderlerin bu dönemde hayatlarında bazı baskılarla daha fazla karşılaşması, devlet ve yönetim alanlarındaki güçlü kişilerin de, otorite figürlerin de hayatında bu baskıları daha yoğun hissetmesi, bu memnuniyetsizliklerle ve eleştirilerle daha fazla karşılaşması da mümkün görünüyor. 12 derece Oğlak Burcu'nda doğacak bu yeni ay özellikle öncü burç gruplarını daha fazla etkileyecek. Yengeç, Oğlak, Terazi ve Koç burçlarımız. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz bu burçlarda olabilir, yükseleniniz olabilir veya kişisel haritalarınızda öncü burçların 12 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz olabilir. İşte bu gezegenleriniz bu yeni aydan etki alacaktır. Haritalarınızda Oğlak Burcu'nun bulunduğu ev alanında bir yeni ay enerjisi var. Buralarda yeni gündemler olabilir ama bu konuların gözden geçirilmesi, belki buralardaki eksiklerimizin, beklentilerimizin, yetersizliklerimizin ya da geleceğe dair kaygılarımızın, endişelerimizin de daha fazla fark edilmesi mümkün görünüyor. Türkiye'nin tam 7. ev çizgisinde meydana gelecek Türkiye haritasının, üstelik natal haritamızdaki Yengeç burcundaki Plüto ile de karşıt açıda bir yeni ay doğuyor. 7. ev ilişkilerdir, ülkeler arası ilişkiler, anlaşmalardır, ülkeler arası sözleşmelerdir, müttefik ülkelerdir ama aynı zamanda bizim için rakipler, açık düşmanlık eden ülkeler de yine 7. evle ilgilidir. Buralarda ülkeler arası ilişkilerde sorgulamalar olabilir. Venüs retrosuyla bazı memnuniyetsizlikler, bazı anlaşmalarda sorunlar olabilir. Yine düşmanlıklarla ve maddi manevi manipülatif baskılarla özellikle karşılaşabiliriz diğer ülkelerle olan ilişkilerimizde. Politik alanda, siyasi alanda, devlet yönetiminde özellikle
gözden geçirmelerin olması, politik bazı yeni yapılanmaların ya da görev değişimlerinin, özellikle liderlerle ilgili belirli yapılarda gündemlerin oluşması da mümkün görünüyor. Ülkemizde büyük şirketler, büyük şirket yöneticileriyle ilgili konularda da özellikle dikkat çekici gelişmeler olabilir. İnşaat sektörü Oğlak Burcu'nda yeni ayından daha fazla etkilenecektir. Venüs'ün de geri hareketi, maddi ekonomik baskıların artması, bunun da tabii ki bazı iş hayatında, piyasalarda, inşaat sektöründe, büyük şirketlerde bazı yetersizliklerin, ekonomik kaygıların ve bunların sonuçlarının tabii ki halka da etkileyebilecek sonuçlarını bize işaret ediyor. Mars Yay burcunda ülkenin 6. evinde askeri alanda inisiyatif alma, özellikle ordunun, Türk ordusunun, askerin, donanmanın, yani burada daha cesur girişimlerde bulunması, inisiyatif alması, hareketliliğin, enerjinin ve bazı mücadelelerin olması mümkün. Sağlık alanı tabii ki 6. evdir. Sağlık alanında hassasiyetler artabilir. Yine tüm kamusal alanda, kamu çalışanlarında ve sağlık çalışanlarında Mars'ın buradaki geçişi zarar verici olabilir. Sağlık Ocak ayında salgın hastalıkla da beraber tabii ki bunun günlük hayatımıza bazı yansımaları, yine günlük hayatımızdaki çalışma şartlarımızdaki düzenlemeler ve iş hayatını ve ekonomik alanı da bir şekilde etkileyebilecek bazı kısıtlamalar gündeme gelebilir ve bunlarla ilgili yeni kurallar, yeni uygulamalar olabilir. Finansla ilgili, finans piyasalarıyla ilgili ekonomik anlamda ülkemizde yeni bir döngü başlamak üzere, özellikle Şubat ayında başlayacak. Ama onun öncesinde bu ay bazı sonuçların değerlendirilmesi ve belki bir süredir devam eden bazı politikaların sonuçlarıyla yüzleşilmesi de gündemde olabilir. Borçlanma ve özellikle vergiler üzerinde tabii ki Oğlak yeni ayının etkisi artacaktır. Burada yeni düzenlemeler olabileceği gibi bu yeni düzenlemelerin özellikle halk üzerindeki baskıları da artabilir. Bunlar çok genel etkiler tabii ki. Hepimiz kendi haritalarımızın özelliklerine göre, detaylarına göre etki alabiliriz. Az veya çok etkilenebiliriz. Şimdi kısaca yükselen burçlarına göre bu yeni ay bize neler getirebilir, onlardan bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, Oğlak yeni ayı sizin için önemli bir yeni ay. Siz de bir öncü burçsunuz çünkü en çok etki alan burçlardansınız. 10. evinizde bir yeni ay doğuyor. Bu yeni ay, evet, geleceğe dair kaygılarınızın olduğunu, özellikle kariyer konularında hedeflerinizin, yeni hedeflerinizin olduğunu ama bazı güvensizliklerinizin ve endişelerinizin de olabileceğini işaret ediyor. İş ve çalışma hayatınızda memnuniyetsizlikleriniz ve bazı anlaşmazlıklarınız varsa bu yeni ayda bunlar gündemde olabilir ve belki önemli kararlar vermeniz gerekebilir. Yenilikler, değişimler söz konusu olabilir. Daha önce birlikte çalıştığınız kişiler ve daha önce beraber iş yaptığınız şirketler, yani buralarda mesela görüşmeleriniz olabilir. Daha önce yaptığınız bir işe geri dönebilirsiniz. Yani bunun gibi etkileriniz var. Kariyer tabii ki ilişkilerinizle ve evliliklerinizle de ilgili olabilir sevgili koçlar. Evlilikler, ortaklıklar, işbirlikleri ve bunların özellikle toplumdaki duruşunuz, statünüz ve geleceğinize dair şekillendirici etkileri var. Memnun olmadığınız konuları daha fazla sorgulayabileceğiniz bir aydasınız ve bunları sorgulayarak belki kendinize yeni yol haritaları da çizebilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ayın sizin için bireysel etkileri daha güçlü olacaktır, daha kadersel olacaktır. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, genel olarak aslında olumlu etkilenen burçlardansınız. Oğlak yeni ayı 9. evinizde umutlar, düşünceler, inançlar alanında doğuyor. Tabii ki hayata yeni bir bakış, yeni bir vizyon, yeni bir düşünce sistemi oluşturabilirsiniz. Bunlar biraz geçmişle ilgili konular da içeriyor, sorgulamaları arttırıyor. Yarım kalan bir eğitimi tamamlayabilir, akademik alanlarda girişimlerde bulunabilirsiniz, seyahat planlarınız olabilir. Daha önceden gitmek isteyip de gidemediğiniz ya da gittiğiniz, tekrar gitmek istediğiniz yerlere gidebilirsiniz. Uzun süredir görüşmediğiniz akrabalarınızla
bağlantılarınız olabilir ya da uzun süredir devam eden bir hukuksal konunun artık gündeme gelmesi ve onunla ilgili hak arayışları olabilir. Gezegeniniz Venüs gerilemekte, ay boyunca da gerileyecek. Bu sizi tabii ki daha nostaljik, daha geçmişe dönük yapıyor. Biraz enerji düşüklüğü ve moralsizlik verebilir ama geçmişten gelen karmik hak edişleri de getirebilir. Bunu unutmayın lütfen. Herkes aynı şekilde etkilenmez. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 12 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa ve bunlar öncü burçlardaysa bu bahsettiğim etkileri daha yoğun ve güçlü hissedebilirsiniz. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, Oğlak yeni ayı 8. evinizde doğacak. Maddi konularda, parasal konularda bazı memnuniyetsizlikleriniz, endişeleriniz olabilir. Bir borç ödeme konusunda yetersizlik, korkular olabilir ya da maddi konularda sıkıntılar, baskılar hissedebilirsiniz. Ortaklı işleriniz, eşinizin parasal kaynakları, eşinizin özellikle işi, kariyeri alanında oluşabilecek bazı dönüşümler söz konusu. Borçlanmalara dikkat edelim ama geçmiş bir borçlanmanın da etkileri olabilir tabii ki bu dönemde hayatınızda. Beklediğiniz ama alamadığınız bir mirasın, bir nafakanın, bir tazminat ödemesinin elinize geçmesi de mümkün. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 12 derece ve yakınlarında öncü burçlarda gezegenleriniz bulunuyor mu? Bulunuyorsa bu etkileri daha yoğun hissedebilirsiniz. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, en güçlü etkilenen burçlardansınız. 7. evinizde bir yeni ay doğuyor. Üstelik de Venüs geriliyor. İlişkilerinizi sorguladığınız bir dönemdesiniz. Bazı memnuniyetsizlikleriniz var. Anlaşmazlıklarınız olabilir. Anlaşmazlık yaşadığınız ve bir süredir sürüncemede kalan ilişkilerinizle ilgili tabii ki yeni yol haritaları belirleyebilirsiniz. Ama belki yarım kalmış bazı ilişkileriniz var. Onları tamamlama fırsatı da karşınıza çıkabilir. Eski ortak, eski arkadaş, eski eş. Bunlar bu yeni ayda gündeme gelebilir. Hatta sizi duygusal olarak zorlayabilir, manipülatif durumlarla karşılaşabilirsiniz. O nedenle ilişkilerde çok da hızlı kararlar almamak gerekiyor. Maddi manevi bazı baskılar, yoğun baskılar hissedebilirsiniz. Özellikle karşınızdaki kişilere, eşinize, ortağınıza, yakın arkadaşınız, hatta bir iş hayatındaki rakibinize, belki gerçekten sizin için açık bir düşmanlık içinde olan bir kişiye, hani bunlara dikkat etmek lazım. Beklemediğiniz bazı davranışlar ya da işte belki gizli olan bazı davranışlar ve onlarla karşılaşmanız mümkün görünüyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa bu bahsettiğim etkileri daha güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, Oğlak yeni ay 6. evinizde doğacak. Günlük hayatınız, iş hayatınız, mesleğiniz, çalışma koşullarınızla ilgili bazı yeni gündemler var. Ancak bu yeni gündemler biraz hani kısıtlamalar ve engellerle de karşınıza çıkabilir. Beraber çalıştığınız kişiler, iş hayatınızdaki kişilerle anlaşmazlıklar olabilir. Hizmet aldığınız kişilerle ilgili bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Ya da daha önceden çalıştığınız kişiler tekrar hayatınızda girebilir. Biraz nostaljik etkiler de var. Sağlığınıza dikkat edin. Sağlığınızda görmediğiniz detaylar gözünüze çarpabilir. Ya da hep ihmal ettiğiniz konularla yüzleşebilirsiniz. Evcil hayvanlarınızın sağlığı, genel olarak alışkanlıklarınız, beslenmeniz, diyetiniz, genel ihtiyaçlarınız, tüm bunların şöyle bir sorgulanabileceği, gözden geçirebileceğiniz bir dönem. Biraz memnuniyetsizlikleriniz artabilir. Belki yoğun çalışma temponuzda gerektiği kadar yardım almadığınızı düşünüyorsunuz ya da hak ettiklerinizi alamadığınızı düşünüyorsunuz. Biraz sabırlı olunması gereken bir dönem. Önümüzdeki aydan itibaren bu hak edişleri daha rahat elde edebilirsiniz. Sevgili aslanlar, 12 derece yengeç Oğlak burcunda olacak bu yeni ay. Özellikle kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Öncü burçlarda yengeç, oğlak, terazi ya da koç burçlarında gezegenleriniz varsa etkiler sizin için çok daha etkili olabilir. Yani belirleyici olabilir. Eğer öncü burçlarda gezegeniniz yoksa daha hafif etkilerle geçirebilirsiniz. Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar, Oğlak yeni ayı 5. evinizde doğacak. Çocuklarınızla ilgili yeni hedefleriniz var, umutlarınız var. Aşk hayatınızda romantizm artıyor. Biraz nostaljik etkiler de var. Geçmiş ilişkiler, geçmiş aşklar, yarım kalmış flörtler falan bu dönemde kendini bir hatırlatabilir. Biraz kafa karışıklığı da olabilir. Çocuklarla ilgili bazı memnuniyetsizlikleriniz varsa hani ilişkilerde iletişim sorunlarına dikkat etmeniz gerekiyor. Ama onları çözmek için de fırsatlarınız olabilir gerçekten. Yani belki burada köklü bir dönüşüm, yani ilişki modelinizde bir dönüşüm olabilir ya da bir
aşk ilişkinizde ya da bir romantik ilişkinizde, bir arkadaş ilişkinizde belki güçlü dönüşümler içerisinde olacaksınız. Gelecekle ilgili hedeflerinizle de ilgili yeteneklerinizi keşfedebileceğiniz ya da size ait bazı yetenekleri artık değerlendirip gerçekten bir iş haline, bir gelir haline getirebileceğiniz bir süreçte de olabilirsiniz. Bu yeni ay eski hobilerinizi değerlendirme, onlarla tekrar ilgilenme fırsatları da verebilir. Aslında olumlu etkilenen burçlardansınız sevgili başaklar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 12 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa bu bahsettiğim etkiler çok daha güçlü olabilir. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, siz bir öncü burç tabii ki en güçlü etkilenen burçlardansınız. Ve sizin için özellikle ev yuva alanını etkileyen bir yeni aydan bahsediyoruz. Ve yönetici gezegeniniz Venüs de geri harekette. Bu durumda biraz hani moraliniz zayıf olabilir, enerjiniz düşük olabilir bu yeni ayda. Ailenizle ilgili, yuvanızla ilgili endişeleriniz, kaygılarınız var. Ya da bir ev taşınma konusu, emlak konusu, gayrimenkul, toprak alımı, satımı, kiralanması ya da dönüşümü gibi bir konu var. Ama burada gecikmeler var, duraklamalar var, memnuniyetsizlikler var. Bunları biraz sabırla karşılamak gerekiyor. Aile üyeleriniz, ebeveynleriniz, onlarla ilişkileriniz, huzursuzluklar olabilir ya da onların sağlıklarıyla ilgili endişeleriniz olabilir. Bu gündemler Şubat ayına kadar devam da edebilir. Ocak ayında aslında daha sakin, daha sağduyulu olmamızda fayda var. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa bu bahsettiğim etkileri çok daha yoğun hissedebilirsiniz. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, Oğlak burcundaki yeni ay 3. evinizde doğacak. Yeni fikirler, yeni düşünceler, planlar var. Yani yakın çevre ilişkilerinizin arttığı, ailenizle, akrabalarla, kardeşlerle, hatta komşularla daha fazla bir arada olduğunuz bir dönemdesiniz. Venüs retrosu, evet, belki size uzun süredir zaman ayıramadığınız bu kişilere zaman ayırmanız, özlediğiniz kişilerle tekrar bir arada olmanız için fırsatlar verebilir. Bazı geziler, seyahatler olabilir. Bazı gezilerinizde, seyahatlerinizde ya da ticari girişimlerinizde ertelemeler, gecikmeler de olabilir. Çünkü retrolu bir aydayız. Retrolu bir yeni ay yavaşlamalar, gecikmeler yaratabiliyor. Ama bunu unutmayın, bu iş hayatınızdaki ya da eğitiminizdeki bir gecikmenin belki de yakın ilişkilerinizi ayıramadığınız zamanı ayırmak için de size fırsat tanıyabileceğini unutmayın. Bazı düşüncelerinizi, planlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Eksiklerinizi de tamamlayabilirsiniz ve bu süreçte fark etmediğiniz detayları da fark edebilirsiniz sevgili akrepler. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 12 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Ve bunlar öncü burçlardaysa bu etkiler çok daha güçlü olabilir. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, Oğlak yeni ayı 2. evinizde doğacak. Para alanınızda bir yenilik var. Yeni bir iş beklentisi, yeni bir iş girişimi, para kazanma imkanı ya da paranızı yönetme, işte size ait değerleri, mal varlıklarınızı belki bu dönemde değerlendirme fırsatları var. Bunları düşünüyorsunuz. Ama Venüs retrosu da var. Bu durumda hani parasal konularda gecikmeler, bazı memnuniyetsizlikler, hatta endişeler, gelecek korkuları, kaygılar, yetersizlik hissiyatları olabilir. Sakin olmak, sağduyulu olmak gerekiyor. Çok sabırsız, hani böyle düşünmeden hareket etmemek gerekiyor. Bu yeni ay döneminde alışverişlerde, yatırımlarda dikkat etmek gerekiyor. Korkuyla, endişeyle hareket ederseniz zararlar oluşabilir çünkü. Evet, iş kayıpları ya da parasal kayıplar olabilir ya da beklentiler biraz gecikebilir. Ama herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 12 derece ve yakınlarında öncü burçlarda Oğlak, Yengeç, Terazi ya da Koç gezegenleriniz bulunuyorsa bu bahsettiğim etkiler daha güçlü olacaktır. Eğer öncü burçlarda çok gezegen yerleşiminiz yoksa biraz daha hani bu dönemde para konularında temkinli olmanız gerekiyor. Yani çok da zorlanmayabilirsiniz sevgili yaylar. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, sizin yeni ayınız, dolayısıyla en güçlü etkiyi siz alıyorsunuz. 2 Ocak doğumlular veya işte 29 Ocak ile 6 Ocak arası doğan oğlak burçlarımız önemli etkiler alabilir. Yükselen oğlaklarsa, güneş özellikle yükselen burçları 12 derece ve yakınlarındaysa yine çok güçlü etkiler alabilirler. Bu yeni ayla beraber hayata bakışınızda ve düşüncelerinizde, fikirlerinizde yenilikler var, yeni kararlar var. Venüs'ün gerilemesi biraz hayatınızı sorgulatıyor. Memnuniyetsizlikler olabilir, kendinizden hani fiziksel olarak bile biraz böyle
Bu dönemde kendinizi çok daha fazla sorgulayabilirsiniz. Memnuniyetsizlikten hissedebilirsiniz. İlişkilerinizde sorunlar daha görünür hale gelebilir. Ama geçmiş sorunları da çözmek için ya da yarım kalmış bir şeyleri toparlamak için de hayat size fırsatlar sunabilir tabii ki. Sürpriz yardımlar da gelebilir. Maddi, manevi. Bu yeni ay döngüsüyle beraber yeni bir imaj olabilir. Yer değişiklikleri, iş hayatınızda yenilikler, kariyerinizde bazı yenilikler. Tüm bunları bu yeni ay ile beraber hayatınıza geçirebilirsiniz. Harekete geçmek için biraz sabırlı olmak gerekiyor. Evet, kurgulayabiliriz, planlayabiliriz, hazırlıkları yapabiliriz. Ama belki de adım atmak için Şubat ayını beklemek çok daha doğru olabilir sevgili oğlaklar. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, oğlak yeni ayı 12. evinizde doğacak. Biraz içe döndüğünüz, böyle bir yalnızlığa eğilimli olduğunuz bir dönemdesiniz. Bir inziva, belki bir kısa mola hayatınızda, bir tatil olabilir tabii ki, uzaklara gitmek gibi. Aynı şekilde tabii bu yeni ay Venüs retro olduğu için biraz her şeyi saklamak istiyorsunuz sanki. Yani ilişkilerde de gizli ilişkiler ya da iş hayatınızda da böyle gizli, geri planda olan işler, yalnız başınıza yaptığınız işlere odaklanabilirsiniz. Şubat ayı sizin zamanınız olacak. Şimdi mesleki konularda bazı kişisel girişimleriniz için gerekli hazırlıkları tamamlayabilirsiniz ya da ilişkilerinizle ilgili sorgulamaları yapabilirsiniz. Sağlığınızla da ilgili kendinizi şöyle bir toparlamak için belki bedensel, ruhsal böyle bir şifalanma, bir sağlık tedavi arayışınız olabilir. Bunlarla ilgili yine bir Ocak ayını değerlendirebilirsiniz. Ondan sonra güç toplayabilirsiniz ve Şubat ayında sağlıklı bir şekilde hedeflerinize doğru ilerleyebilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bir bakınız. Eğer 12 derece ve yakınlarında öncü burçlarda gezegeniniz var mı? Yengeç, oğlak ya da terazi, koç. Bu burçlarda gezegeni olanlar bu bahsettiğim etkileri daha güçlü hissedeceklerdir. Yeni ay tesiri nedeniyle. Eğer yoksa çok daha hafif söz konusu olabilir. Fazla da etkilenmeyebilirsiniz. Ve sevgili balıklar, yükselen burcu balık olanlar, oğlak yeni ayı 11. evinizde olacak. Biraz böyle sorgulamalarınız var. Arkadaşlar, kalabalıklar içindesiniz. Nostaljik etkiler olabilir. Özlediğiniz kişilerle, arkadaşlarınızla, okul arkadaşları, iş arkadaşları bir arada olabilirsiniz. İşte kulüp toplantıları olabilir. Dernek, vakıf çalışmaları, sosyal organizasyonlar olabilir. Bazı belki grup ilişkilerini bitirebilirsiniz de. Hani artık memnun olmadığınız bazı arkadaşlık ilişkilerini sorgulayıp belki yeni yol ayrımları da söz konusu olabilir tabii ki. Yine bazı iş projeleriniz var. Çünkü oğlak iş, kariyer ve sorumluluklarla ilgilidir. İş konularında da yeni projeler, yeni teklifler gündemde ve bunlar sizin daha önceden çalıştığınız yapılar olabilir, kurumlar olabilir, daha önceden tanıdığınız kişilerden size gelebilir. Bunları da değerlendirebileceğiniz bir yeni ay döngüsündesiniz. Daha olumlu etkiler altındasınız. Faydalı etkiler altındasınız bu dönemde sevgili balıklar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ayın size çok daha olumlu tesirlerin olabileceğini söyleyebilirim. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz.
Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.